Merhaba arkadaşlar 8. sınıf Nartest kazandıran prova 5. denemenin çözümleriyle beraberiz. Kanalımıza abone olarak videolarımıza yorum yaparak like atarak destek olabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Ve hemen çözümlerime geçiyorum. Birinci sorumuzda demiş ki, bir apartman yönetimi sitenin kömür ihtiyacı için bir araştırma yapmışlardır. Elde ettikleri sonuçları karşılaştırdıklarında bazı kömürler için kalorisi fazla bazılarının ise fiyatın ucuz olduğu görülmüştür. Ayrıca kömürler için ton başına 50 TL taşıma ve yükleme ücreti ödenmektedir. Yönetici Ahmet Bey'in hesabına göre tunç bilek ve keleş kömürlerinin bir kalorilerini eşitleyebilecek kadar kömür kilogram yerine ton olarak düşünülürse yıllık ihtiyaçlarının, çeyreğini karşılamaktadır. Buna göre kömür ihtiyaçlarını kısrak dere veya çan kömürleri arasından minimum artan kömür olacak şekilde karşılarlarsa hangi ürünü seçerlerse diğeri diğer ürüne göre karları ne olur diye sorulmuş. Sevgili arkadaşlar önce tuç pileğin ve keleş kömürlerinin kalorilerini eşitleyelim. Bunlar acaba en az kaçta eşitlenirler? Yani bunların bize ortak katları lazım. Önce ortak katlarının en küçüğünü bulmak istiyorum. 2.800 ile 4.600'ün yanlarında çizgiyi çektim. Tabi böyle büyük sayılarda illa ikiye bölerek başlamak zorunda değilsiniz. Daha kısa sürsün diye. Ben mesela ikisinin de 100'e bölündüğünü görüyorum. İkisini de 100'e bölersem bunda 28 tane var bunda da 46 tane var. Daha sonra ikiye bölersem bu 14 bu 23 yapar. 2'ye bölersem 7 yapar bu bölünmez. Daha sonra 7'ye bölersem bunu böler, bunu bölmez. 23 asal sayı olduğu için bu da 23'e bölünecek ve bitecek. Daha sonra bunların hepsini çarparsak buradaki sayıların hepsini 2800 ile 4600'ün ekoklarını 64400 buluruz. Yani bunlar en az 64400 kaloride eşitleniyorlar. Fakat bu çeyreğini karşılıyormuş. Öyleyse bunun 4 katını alırsak kalori ihtiyaçlarının tamamını bulmuş oluruz. Bunu da 4 ile çarpıyorum. 257600 bulunuyor sonuç. Kalori bu kadar kaloriye ihtiyacımız var. Fakat bunu ton olarak düşüneceğiz. Kilogram olarak değil. Şimdi bu kaloriyi kısrak dereyle karşılamak istiyorsak acaba kaç ton kısrak dere kömüründen almamız gerekiyor? 200 57600'ü. Bunun kalorisi 5000'miş ya. Bunu 5000'e bölerek kaç ton almam gerektiğini buluyorum. Buradaki iki sıfırla buradaki iki sıfırı sadeleştiriyorum. 257'nin içerisinde 55 kere var. 5 kere 50, 250 yapacak. E, kalan burada 7, 6'ya aşağı indirdik. 1 kere var. Buradan da kalan 26 olacak. Demek ki bu 51 tondan fazla almamız gerekiyor bu kısrak dere kömüründen. Ama minimum artan olması gerekiyor. O zaman biz bundan 52 ton alalım ki hem kalori ihtiyacımız karşılansın hem de minimum artan olsun. Öyleyse 52 ton kısrak dere kömüründen almamız gerekiyormuş. Şimdi bir de diğerini bulalım. Çan kömüründen alacaksak eğer 257.600 kaloriyi bunun kalorisi 3600'müş. 3600'e bölerek kaç ton almam gerektiğini bulacağım. Sıfırları sadeleştirdik. 7 kere var. 7 kere 36, 252. Buradan 56 kaldı. 1 kere var. 36'dan buradan da kalan 20 oldu. Yani bizim 71 tondan fazla almamız gerekiyor. Öyleyse 72 ton alalım ki hem de artan minimum olmuş olsun. Şimdi gelelim bunların ücretlerini hesaplamaya. 1 tonu 550 TL'ydi. Fakat her ton başına 50 TL taşıma ücreti olduğuna göre bir tonu 600'e gelmiş oluyor. Bunu 600 TL ile çarpıyorum. Ne kadar ücret tutar onu bulacağım. 31.200 TL tutacaktır. Buradaki 72 tonu ise 350 artı taşıma ücreti yani 400 TL ile çarpıyorum. Buradan da 28.800 TL tutacak. Şimdi bize sorulan neydi? Hangisi daha karlı olur? Tabii ki çan kömürü daha karlı olur. Peki ne kadar kar ederiz? 31.200'den 28.800'ü çıkartırsak 2400 TL karımız olur. Öylesi cevabımız B şıkkı olacak. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda bir kırtasiyeci 192 sayfalık dahi genç 8. sınıf kitabı ile 144 sayfalık dahi genç 7. sınıf kitaplarını bir rafa sıralamak istemiştir. Bu rafa sadece 8. sınıf veya sadece 7. sınıf kitabı koyduğunda her ikisi de tam olarak sığmaktadır. Bu raf 160 sayfalık 6. sınıf dahi genç kitabı ile de tam olarak dolabiliyor. Buna göre bu rafın tam olarak dolu olması için en az kaç adet 6. sınıf dahi genç kitabı konulabilir denmiş. Bu rafın yüksekliği sevgili arkadaşlar. Hem 192'nin katı olmalı hem 144'ün katı olmalı hem de 160'ın katı olmalı. Yani bana üçünün ortak katı lazım. E, Tabi en az dediğine göre de üçünün ortak katlarının en küçüğü lazım. Öyleyse ben 192, 144 ve 160 sayılarının en küçük ortak katlarını bulmak için ikiye bölerek başlıyorum. 6 tane 2'ye, 2 tane 3 ve 1 tane 5'in çarpımı. Bunların da hepsini çarparsak 2880 olmuş oluyor. Demek ki 2880 sayfalık bir yüksekliğe sahip bu raf. Peki bunun tamamını biz altın sınıf kitaplarla doldurursak acaba kaç kaç tane kitap alır? 2880'i altın sınıfın sayfa sayısına yani 160'a bölerek kaç tane bu kitaptan alacağını bulalım. Önce bu sıfırları sadeleştirelim. 28'de 16 bir kere var. 28'den 16'yı çıkartırsak 12. 128'de 16. 8 kere var. Buradan da tam olarak kalın sıfır çıktığını bulduk. Demek ki bu altın kitaplarıyla doldurulduğunda 18 tane kitap alabiliyor rafımız. Evet, 3 üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzda Halil Usta elindeki ile aşağıdaki süslemeyi yapmaktadır. Bu süslemeye uygun olarak karesel bir bölge yapmış ve kaç adet tuğla kullandığını kontrol etmek istemiştir. Bulduğu sonuç aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi süslemeye bakarsak sevgili arkadaşlar. Burada yatay olarak kullanmış. Sonra bir daha yatay. Üstüne de dikeyleri dizmiş. Acaba bunlardan önce bir dikdörtgen elde etsek. Şuraya ben şeklimi çizeyim. Şurası 6. Burası ise 21 uzunluğunda. Bunu böyle yan yana dizeceğiz 21'leri. Buraya ise bakın dikey olarak dizmemiz gerekiyor. Süsleme bu şekilde çünkü. Buralar dikkat ederseniz 6, 6, 6 diye gidiyor. Peki kaç tane 6'yı birleştirirsek 21'in katı olur. Burada 6 ile 21'in ortak katlarının en küçüğünü alırsanız 42'de eşitlendiğini göreceğiz. Yani bir burada 42'yi zaten 6'ya bölersek 7 tane 4, 5, 6, 7 tanesiyle bakın. Burada bir dikdörtgen yapabiliyoruz. Peki bu dikdörtgenin kenarlarının uzunlukları neler? Burası 42 santim, burası da 21 artı 6, burası da 27 santim. Burası da 42 santim şeklinde bir dikdörtgen elde ettik. Sonra bu dikdörtgenlerden bir kare elde edelim. Bu dikdörtgenlerden kare elde edeceksek eğer bunları yan yana dizdiğimizde şuraya bakın kareyi ben çizeyim kabataslak dikdörtgeni de biraz küçük çizeyim. Bu dikdörtgenleri bu şekilde bakın yan yana dizdiğimizde eğer kare elde ediyorsak demek ki bu dikdörtgenin bir kenarı 27'nin katı olmalı. 27'ler çünkü buraya gelecek. Bu uzun kenarı da o zaman 42-42 diye ilerlediğine göre 42'nin katı olacak. Bize öyleyse ne lazım? Bu kenarla bu kenar birbirine eşit ya karede. 27 ile 42'nin ortak katları lazım. Öyleyse 27 ile 42'nin en küçük ortak katını bulmak için yanlarına çizgiyi çekiyorum. 2'ye bölersem 21 burası 27 3'e bölersem 7 Burası 9. 3'e bölersem 3, 7. 3'e bölersem 1, 7'ye bölersem 1. O zaman bunların ortak katlarının en küçüğü 378 çıkıyor. Demek ki bu karemizin bir kenarı 378 santim olmalı. Yani burası da 378 santim olmalı. Burası da 378 santim olmalı. Peki acaba buraya kaç sıra bu dikdörtgenlerden, şu büyük dikdörtgenlerden gerekir? 378'i e, bunun bir kenarı 42'ydi ya, 42'ye bölüyorum. 378'i 42'ye bölersem 9 çıktığını göreceğiz. Demek ki 9, demek ki bir sırada 9 tane bu dikdörtgenlerden kullanılacak. Peki kaç sıra? Öyleyse 378'i bir de 27'ye bölelim. Demek ki 14 sıra. Bakın burada da 14 sıra kullanılacak bu dikdörtgenlerden. Her sırada 9 tane bu şekilde 14 sıra bu dikdörtgenlerden kullanılacak. Öyleyse 9'da da 14'ü çarpıyorum. 126 tane bu dikdörtgenlerden kullanılacak. Peki bu dikdörtgen oluşması için bu tuğlalardan kaç tane kullanıyorduk? Saydığımızda 7, 2 tane de aşağıda 9 tane kullanıyorduk. Bu 126'yı da 9 ile çarparsak toplam kaç tane tuğla kullandığımızı bulmuş oluruz. 9 kere 6, 54. Elde var 5. 9 kere 2, 18. 5 daha 23. Elde var 2. 9 kere 1, 9. 2 de elde. 11. Demek ki 1134 olabilirmiş bizim karemizde kullanılan tuğla sayısı. Geçelim dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda demiş ki yapılan araştırmalara göre Türkiye'de bir günde 5 milyon ekmek çöpe gitmektedir. Bir yılda kaç adet ekmeğin israf olacağını gösteren bilimsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar bir günde 5 milyon ekmek çöpe gidiyorsa 5 milyon demek 5 çarpı 10 üzeri 6 demek. Yani yanında 6 tane sıfır var. Daha sonra bunu bir yılı bulmak için 365 ile çarpacağız. 365 ile 5'i bir kenarda çarparsanız ne yapıyor? 1825 çarpı 10 üzeri 6 yapmış oluyor. Fakat bilimsel gösterim olmadı. Bilimsel gösterim olması için şurada görülmeyen virgülün nereye gelmesi gerekiyor? Şuraya gelmesi gerekiyor. Yani kaç virgül kayacak? 3 virgül kayacak. 3 virgül kaydığı zaman sayımız büyüdü mü küçüldü mü? 1800'den 1'e düştü. Yani sayımız küçüldü. O zaman üstü 3 artırmak için üzerine 3 ekliyorsunuz. Bu da ne yapar? 1 virgül 825 çarpı 10 üzeri 9 yani B seçeneği olur. Gelelim 5. sorumuza. Her 100 TL ve üzeri alışverişlerde o ayın sayısının kuvveti olan günlerde ekstra indirim yapmaktadır. Şubat'ın 8'inde 2'nin 3. kuvveti olduğu için 8 TL indirim yapmaktadır. Buna göre Melis aşağıdaki ayların hangisinde alışveriş yaparsa daha çok indirim kazanır? Sevgili arkadaşlar, Şubat ayı biliyoruz ki 2. ay. Dolayısıyla o ayın sayısının kuvvetleri olan günlerde indirim yapacak. Yani Şubat ayında 2 2. ay olduğu için 2'nin 0. kuvveti, 2'nin 1. kuvvetinde indirim var. 2'nin 2. kuvvetinde indirim var. 2'nin 3. kuvveti yani 8. günde indirim var. 2'nin 4. kuvveti 16'da indirim var. Ama 2'nin 5. kuvveti 32 yaptığı için Şubat ayında da 32. gün yok. Öyleyse burada ne kadar indirim yapmış oluyor? Burada örnek vermiş ya bakın. Şubat'ın 8'inde 8 sekiz TL indirim yapıyormuş. O zaman burada 1 TL indirim yapacak. Burada 2 TL. Burada yani Şubat'ın 4'ünde 4 TL, 8'inde 8 TL, Şubat'ın 16'ında da 16 TL indirim yapacak. Bunların hepsini toplarsak 31 TL Şubat ayında indirim yapmış olur toplamda. Geçelim Mart ayına. Şıklarda bir de Mart ayı var. Mart ayı 3. ay olduğuna göre 3'ün kuvvetlerinde indirim yapacak. Yani 3'ün 0. kuvvetin olduğu gün, 3'ün 1. kuvvetinde, 3'ün 2. kuvvetinde, 3'ün 3. kuvveti 27 ama 3'ün 4. kuvveti 81 olduğu için onu almıyoruz. Peki ne kadar indirim yapar? Burada 1 TL, burada 3 TL burada 9 TL, burada da 27 TL indirim yapar. Hepsini toplarsak Şubat ayında toplam indirim miktarı 40 TL olduğunu göreceğiz. Şıklarda bir de Mayıs var. Mayıs'a da bakalım. Mayıs ayı 5. ay olduğuna göre 5'in 0. kuvvetinde, 5'in 1. kuvvetinde, 5'in 2. kuvvetinde indirim yapacak. 3. kuvveti 125 yapıyor. Peki bunları hesaplayalım. Burada 1 TL, burada 5 TL. Burada da 25 TL indirim yapacak. Burası da 31 TL indirim yapmış oluyor. Bir de şıklarda Temmuz var. Temmuz ayında da düşük çıkacaktır. Çünkü Temmuz ayı kaçıncı ay olmuş olur? 7. ay. Dolayısıyla 7'nin 0. kuvveti ve 7'nin 1. kuvvetinde indirim yapacak. 2. kuvveti 49 yapmış oluyor. Burada 1 TL, burada da 7 TL indirim yaptığı zaman 8 TL olmuş oluyor. En yüksek indirim bakın Mart ayında olmuş olur. Geçelim 6. sorumuza. Bir bilgisayar mühendisi ondalık sayıların çözümlenmesi ile ilgili aşağıdaki programlamayı yapmıştır. Buna göre bilgisayar programcısı kodlamayı yaparken hangi adım veya adımlarda hata yapmıştır denmiş. Birinci adımda sayının virgülden önceki basamaklarını say demiş. Öyleyse ben buraya bir örnek sayı yazmak istiyorum. Mesela 457 virgül 12 olsun. Bunun çözümlenmesinde birinci adım neymiş? Virgülden önceki basamaklarını say demiş. Sayıyoruz bakıyoruz. 3 tane basamak var. Geçiyoruz ikinci adıma. İlk sayıyı 10'un birinci adımda bulduğun kuvveti ile çarp. Şimdi ilk sayı dediği şu olmuş oluyor. Bunu birinci adımda bulduğun kuvveti yani 3 bulduğumuza göre bunu 10 üzeri 3 ile çarplıyor. Diğer adımda ikinci sayıyı yani 5'i Birinci adımda bulduğun sayının 1 eksiyle çarp. Yani bunu da 10 üzeri 2 ile çarp diyor. Fakat bu çözümleme doğru mu sevgili arkadaşlar? Doğru değil. Çünkü biz birler basamağını 10 üzeri 0 ile çarpıyorduk. Burayı 10 üzeri 1 ile, burayı 10 üzeri 2 ile çarpıyorduk. Yani bu ikinci adımda söylediği şey de yanlış. Üçüncü adımda söylediği şey de yanlış. Dolayısıyla baktığımızda hangi adım veya adımlarda hata yapmıştır demiş. 2 ve 3. adımlarda hata yapmıştır. Cevabımız D seçeneği olacak. Geçelim 7. sorumuza. Bilgisayar sistemine bağlı bir terazinin programlanmasında oluşan bir hatadan dolayı sonuçları köklü olarak göstermektedir. 4 arkadaşın tartım sonuçları tabloda verilmiştir. Buna göre ikişerli tartıya çıktıklarında elde edilecek, elde edilecek tartım sonuçları hangi seçenekte verilmiştir? Öyleyse Aykut'la Fatih'i önce bir toplayacağız. Tabi bunları toplamadan köklü sayılarımızı bir düzenleyelim. 32 demek 16 çarpı 2 demek. 16 kök dışına 4 olarak çıkar ve bu 8 ile çarpım durumunda olduğu için Burası 32 kök 2 yapacak. Bu 2 içeride kalacak. 98 demek 49 çarpı 2 demek. 49 kök dışına 7 olarak çıkar. Ve 6 ile çarpıldığında 6 kere 7 42. 2 de kökün içerisinde kalacak. 242 demek 121 çarpı 2 demek. 121 kök dışında 11 olarak çıkartılırsa 4 ile çarpılır 44 kök 2 olur. 50 sayısı da 25 çarpı 2 demek. 25 dışarıya 5 olarak çıktı ve 55 kök 2'ye eşit oldu. Daha sonra Aykut'la Fatih'i bir toplayalım. İkisi beraber çünkü çıkmışlar. 32 kök 2 ile 44 kök 2 toplanırsa 76 kök 2 yapacak ikisinin toplamı. Şu Aykut da Fatih'in. Peki Ersin ile Burcu beraber çıkarlarsa 42 kök 2 ile 55 kök 2 toplanırsa 97 kök 2 yapacak. 97 kök 2 veren burada B şıkkı var. 76 kök 2 veren burada D şıkkı var. Öyleyse şöyle yapalım. 76 kök 2'yi yazarken 76'yı 38 çarpı 2 diye yazıp daha sonra bu 2'yi kökün içerisine gönderirsek 38 kök dışında duruyor. 2 kök içerisine girerken 4 olarak girecek. Ve buradaki 2 ile çarpıldığında bu 76 kökü aynı zamanda 38 kök 8'e eşit olduğunu göreceğiz. Dolayısıyla B şıkkının doğru olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim 8. sorumuza. 8. sorumuzda yukarıda 4 halatın uzunlukları verilmiştir. En kısa halat ile en uzun halatın toplam uzunluğu kaç metredir diye sorulmuş. Yani bizim önce bu köklü sayıları sıralamamız gerekiyor. Sıralama yapabilmek için de sayıların bir kısmı kök içinde bir kısmı kök dışında olursa sıralama yapamayız. Öyleyse hepsini kökün içerisine alalım. 5'i kökün içerisine alırsak 25 olarak girer. Ve 12 ile 25'i çarparsak 300 çıktığını göreceğiz. Bu zaten kök 200'e eşit. Hepsi kökün içerisinde. Buradaki 4 kök içerisinde 16 olarak girer. 16 ile de 18'i çarparsak kök içerisinde 288 olduğunu göreceğiz. Buradaki 8 kök içerisinde 64 olarak girer. 64 ile e 5'i çarparsak 320 olduğunu göreceğiz. Öyleyse bunlardan en uzunu kök içerisinde 320, en kısası ise kök içerisinde 200 olmuş oldu. Bunların bize toplamını sormuş. Tabi bunları bu şekilde toplayamayız. Toplayabilmek için kök içlerinin aynı olması gerekiyor. Öyleyse ben bu 200'ü 100 yüz çarpı 2 yazıp 100'ü kökün dışarısına gönderiyorum. Yani 100 kök dışarısına 10 olarak çıkarsa burası 10 kök 2 eşit. Burası da 8 kök 5'e eşit. Peki bunlar toplandığında ne olur? 10 kök 2 ile 8 kök 5. Kök içleri aynı olmadığı için toplanamaz ve böyle kalır. Bu da A şıkkında mevcut. Şurada 8 sayısı çıkmamış. Gelelim 9. sorumuza. 9. sorumuzda Yukarıda 3 tane su borusu uzunlukları verilmiştir. Bu su boruları yukarıda verildiği gibi bir birleştirme aparatı ile birleştirilirse 3 borunun birleşmesiyle kaç metre uzunluğa erişilir? Şu bizim en uzun borumuz sevgili arkadaşlar. Burada bir aparat var. Sonra ikinci borumuz. Yine bir birleştirme aparatı var. Sonra üçüncü borumuz. Yani bizim iki tane aparat kullanmamız gerekiyor bunları birleştirebilmemiz için. Bunların hepsini toplayacağız. Aparattan da iki tane toplayacağız. Bunları toplarken de rasyonel yazalım. Mesela 1,96 demek 196 bölü 100 demek. Artı 1,69 demek 169 bölü 100 demek. 1,44 demek yine virgülden sonra iki sayı olduğu için 144 100'e bölünmüş. Daha sonra bu aparatlar ise 9 bölü 100 demek uzunluğu. Fakat bundan 2 tane olduğu için bir de 2 ile çarpacağım. 196 neyin karesi? 14. 110 olarak çıkar. 169 13'ün karesi. 144 12'nin karesi. 9 da 3'ün karesi. Yüzde dışarıya 10 olarak çıktı. Bunların hepsini toplarsak 13, 14 daha 27, 27, 12 daha 39, 39, 6 daha 45 yapmış oluyor. Paydamız da 10. 45'i 10'a bölersek 1,5 kayar. Yani 4,5 metre olur. Toplam uzunluğumuz 9. sorumuz B şıkkı olacak. Geidelim 10. sorumuza. 10. sorumuzda demiş ki bir balık restoranında müşterilere her masaya tek çeşit menü ikram edilmektedir. Menüde 3 farklı balık bulunmaktadır. Mutfakta 40 levrek, 30 palamut, 22 çupra, 12 adet çinekop balığı vardır. Usta bu balıklarıyla en fazla kaç masanın menüsünü hazırlayabilir? Önce bir elimizde olanları yazalım. Elimizde levrek var 40 adet. Palamut var 30 adet. Çupra var 22 adet ve çinekop var 12 adet. Şimdi bir menü oluşturmaya çalışalım. Örneğin levrek, palamut ve çupra'dan oluşan bir menü oluşturmak istiyorum. Hepsinden de bakın 20 tane kullansak. 20 tane levrek, 20 tane palamut, 20 tane çupra kullansak 20 kişilik bir menü hazırlamış oluruz. Peki elimizde ne kalır? 20 tane levrek kalır, 10 tane palamut kalır, 2 tane de çupra kalır. Şimdi 20 tane menümüz hazır. Başka nasıl bir menü hazırlayabiliriz? Şöyle bir menü hazırlayabiliriz. Bakın burada şöyle bir menü hazırlanabilir. Palamut'tan 10 tane, Çinekop'tan 10 tane, Levrek'ten 10 tane kullansak 10 tane menümüz daha hazır olmuş olur. Peki elimizde ne kalır? 10 tane Levrek kalır. Palamut'un hepsini kullanmış oluruz. Çinekop'tan da 2 tane kalır. Peki elimizde kalanlarla başka nasıl bir menü oluşturulabilir? Dikkat ederseniz 2 tane Çinekop, 2 tane çupra ve 2 tane de levrek kullandığımızda çupra ve çinokup bitmiş oluyor. Levrekten de 8 tane kalmış oluyor ve 2 tane menü daha hazırlanmış oluyor. Geriye kalan sadece 8 tane levrek bunlardan herhangi bir menü hazırlanamaz. Çünkü bir menüde 3 çeşit balık bulunacaktı. Toplamda bakın 20 buradan, 10 buradan, 2 de buradan 32 tane menü hazırlanabiliyor 10. sorumuzda. Geçelim 11. sorumuza. 11. sorumuzda demiş ki ulusal bir sınavdaki matematik sorularının doğru cevaplanma sayıları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Sorular yıl içerisinde kazanımlara uygun olarak sıralanmıştır. Yani 1. soru ilk konulardan 20. soru da son konulardan. Bu şekilde bir kazanım sırasına göre sorular sorulmuş. Bu grafiğe göre matematik soruları için hangi sonucu çıkarmak yanlış olur? Aşkını okuyalım. İlk konular diğer konulara göre daha çok tekrar edildiği için öğrenme yüzdesi artmış olabilir. Tabi bu bir ihtimal. İlk konuları daha çok çözdüklerine göre ilk konulardan daha fazla tekrar ettikleri için başarılı olmaları buna biz yanlış diyemeyiz. Öğrenciler ilk sorulara zaman harcadığı için zamanı yetmemiş olabilir. Bu da ihtimal dairesinde İlk sorulara fazla bir vakit kaybettikleri için son sorulara vakit kalmamış olabilir. C şıkkına baktığımızda son konular çok zor olduğu için öğrenciler soruları çözememiştir demiş. D şıkkına baktığımızda öğrenciler sınavlarda yapılabilecek soruların ilk 10 soruda olacağını düşünmüş olabilir. Tabi arkadaşlar buradaki 3 şıkka baktığımızda hepsinde olabilir olabilir demiş. Yani bunlara biz yanlış diyemeyiz. Ama C şıkkında son konular çok zor olduğu için öğrenciler soruları çözememiştir. Kesin bir yargı var. Biz buna kesin doğrudur diyemeyiz. Bu sonucu çıkarmaya biz de yanlış olur diyeceğiz. Gelelim 12. sorumuza. 12. sorumuzda 3 arkadaşın elinde bir miktar renkli top vardır. Her birinde bulunan renk çeşitleri torbaların üzerine yazılmıştır. Özgür'ün torbasından kırmızı çekme olasılığı 2 bölü 5'miş. Betül'ün sarı çekme olasılığı 2 bölü 5'miş. Taner'in de mavi çekme olasılığı 2 bölü 5'miş. 3'ü topları bir torbada birleştirince topların renklerine göre çekilme olasılıkları 1 bölü 3 oluyormuş. Buna göre Taner'in torbasında en az kaç top olabilir diye sorulmuş. Sevgili arkadaşlar önce başlayalım Özgür'le. Özgür'ün kırmızı çekme ihtimalinin 2 5 olması için kırmızı top sayısında 2 X diyorum. Ee, toplam top sayısında 5X olması lazım. O yüzden mavi top sayısına da 3X diyorum ki 2X'in 5X'e bölümü 2 bölü 5'i versin. Geçelim Betül'e. Betül'ün sarı çekme olasılığı 2 bölü 5 ise burada artık X'i kullanamam. Farklı bir değişken kullanmam gerekir. Betül'ün sarı top sayısına 2Y diyelim. Toplam top sayısında 5Y olması için kırmızı top sayısına da 3Y diyelim ki 2Y'nin 5Y'ye bölümü 2 bölü 5'i versin. Gelelim Taner'e. Taner'in de mavi top çekme olasılığı 2 bölü 5'miş. Öyleyse mavi top sayısına 2z diyelim. Mavi top sayısına 2z diyelim. Toplam top sayısının da 5z olması için sarı top sayısına da 3z diyelim. Bunları yerleştirdikten sonra 3'ü topları bir torbada birleştiriyor. Öyleyse büyük bir torba yapalım ve üçünü buradaki bütün topları karıştıralım. O zaman ne elde edilir? Kırmızı top sayısı mesela ne olur? Hemen baktığımızda kırmızı top sayısı burada 2x var. Burada 3y var. 2x artı 3y yapacak. Peki mavi top sayısı ne yapar? Bunların hepsini karıştırdığımızda 3x burada, 2z burada. 3x artı 2z yapacak. Sarı top sayısını bulalım bu torbadaki. 2y burada, 3z de burada. 2y artı 3z. Bir de burada demiş ki 3'ü topları bir torbada birleştirince topların renklerine göre çekilme olasılıkları 1 bölü 3. Yani bu torbadan kırmızı çekilme olasılığı 1 bölü 3'müş. Mavi çekilme olasılığı 1 bölü 3'müş. Sarı çekme olasılığı da 1 bölü 3'müş. Demek ki bakın bunların Olasılıkları birbirine eşit, olasılıkların birbirine eşit olması demek, top sayılarının birbirine eşit olması demek, yani kırmızı top sayısı, yani 2x artı 3y eşit olursa mavi top sayısına, o zaman bunların çekilme olasılıkları eşit olur. Bu da eşitmiş sarı top sayısına, yani 2y artı 3z. 2x artı 3y'nin 3x artı 2z eşit olması gerekiyor, bunun da 2y artı 3z eşit olması gerekiyor, yani üçünün birbirine eşit olması gerekiyor. Bu da nasıl mümkün olabilir? Ee, Tabi burada en az da demiş. Bunların en az arkadaşlar birbirine eşit olması için en kolayı x'e, y'ye ve z'ye bir vermek. Eğer üçüne bir verirsek bunların hepsi birbirine eşit oluyor. Bakın 5 eşittir 5 eşittir 5 oluyor. Bize sorulan ne? Taner'in torbasında en az kaç top vardır? Taner'in torbasına baktığımızda Öyleyse Z'ye 1 vermiştik. 3 tane sarı var. Öyleyse 2 tane de mavi var. Toplam 5 top vardır diyeceğiz. Geçelim 13. sorumuza. 13. soruda Ferhat'ın kitaplarında 90 adet kitap vardır. Kitapların dağılımı yukarıda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Öyleyse önce kitap sayılarını bulalım. Masal kitabı 15 taneymiş. Polisiye kitaplardan 25 taneymiş. Tarih kitabı 20 taneymiş. Bilim kurgu da 30 taneymiş. Toplam o zaman kitap sayısı nedir? Topladığımızda 50, 70, 80, 90 tane toplam kitap var. Kitaplıktan alınan bir kitabın masal kitabı olma olasılığı demiş. Öyleyse paydaya toplam kitap sayısını, paya ise masal kitabı sayısını yazarız. 15 yazarız. Daha sonra bunu ile sadeleştirirsek 1 bölü 6'yı verir. Öyleyse A şıkkına doğru diyoruz. Gelelim B şıkkına. Kitaplıktan alınan bir kitabın bilim kurgu kitabı olma olasılığı daha fazladır demiş. Tabii ki kitap sayısı fazla olan hangisi ise onun gelme ihtimali daha fazladır. Baktığımızda en fazla kitap bilim kurgu kitabı olduğuna göre çekilen bir kitabın bilim kurgu olma ihtimali daha fazladır. Doğru. Gelelim C şıkkına. Kitaplıktan alınan bir kitabın türünün ansiklopedi olma olasılığı imkansızdır. E baktığımızda zaten ansiklopedi kitabı burada yok. Dolayısıyla ansiklopedi olma olasılığı imkansızdır. Doğru olmuş oluyor. D şıkkında ise kitaplıktan alınan bir kitabın tarih kitabı olma olasılığı masal kitabı olma olasılığından daha azdır demiş. Önce tarih kitabı olma olasılığını bulalım. 90 kitaptan 20'si tarih kitabı. Öyleyse 2 bölü 9 tarih kitabı olma ihtimali. Masal kitabı olma ihtimalini bulalım. Öyleyse 90 kitaptan 15'i masal kitabı. Bakın 20 bölü 90, 15 bölü 90'dan büyük. Halbuki burada ne demişti? Tarih kitabı olma olasılığı masal kitabı olmasından daha azdır demişti. Bu yanlış olacak. Geçelim 14. sorumuza. Kenar uzunlukları 2A artı B metre ve 3A artı 4B metre. Evet bakın bu şurası, şurası 3A artı 4B metre. Bu tarafta 2 artı B metre olan dikdörtgensel bölge şeklindeki bir bahçenin bir köşesine 2A metre uzunlukta bir ip ile bir keçi, komşu olmayan uzun kenarın ortasına da 2B metre uzunlukta bir ip ile bir koyun bağlanıyor. Keçi ve koyunun yetişebildikleri tüm alanın otların temizlediğine göre keçi koyunun erişemediği alanı ifade eden cebirsel ifade hangisidir denmiş. Şimdi biz buraya önce bir dikdörtgeni çizelim. Şurası 2A artı B metre olsun. Şurası da 3A artı 4B metre olsun. Görüldüğü gibi bakın keçi tam bu köşeye bağlanmış. Ve ipin uzunluğu ne kadarmış? 2A uzunluğundaymış. Öyleyse şu kadarcık bir çeyrek bir daire dilimi kadar yeri otlayabilir 2A. Komşu olmayan uzun kenar şurası olsun. Buranın ortasına 2B metre uzunlukta bir ip de bağlanmış. Buradaki yarı da o zaman 2B diyeceğiz. Şöyle yarım dairelik bir kısmı otlayabilir. Keçi ve koyunun yetişebildikleri tüm alanın otların temizlediğine göre keçi ve koyunun erişemediği alanı bize sormuş. Öyleyse bu dikdörtgen alanından e, bu yarım daireyi ve çeyrek dairenin alanını çıkartırsak geriye kalan kısmı bulabileceğiz. Önce bu dairenin tamamının alanını bularak başlamak istiyorum. Dairenin tamamının alanı neydi? Pi r kare formülünden. Pi yerine 3 alacağız. Daha sonra yarıçap 2b olduğuna göre 2b'nin karesini aldığımızda 4b kare yapacak. Buradan 12b kare bulduk. Burası yarım daire olduğuna göre 12B karenin yarısı nedir? Şuranın alanını bulduk. 6B kare. Geçelim buradaki çeyrek dairenin alanını bulmaya. Bunun da önce tamamını bulalım. Tamamını bulmak için pi ile kare formülünden pi yerine 3 alıyoruz. Yarı çap yerine 2A'nın karesini alırsak 4A kare yapar. Buradan 12A kare yaptı. Tabi burası 4'te 1 olduğu için bunu 4'e böleriz. 12A karenin 4'te 1'i burası da 3A kare bulunmuş oldu. Şimdi gelelim bu dikdörtgenin tamamının alanını bulmaya, dikdörtgenin kısa kenarıyla uzun kenarını çarpıyorum. Yani 3a artı 4b ile 2a artı b'yi çarparak, 2a artı b'yi çarparak dikdörtgen alanı bulacağım. Bu çarpma işlemini yaparken, bununla bunu, bununla bunu, bununla bunu, bununla bunu, bununla bunu çarpmamız gerekiyor. Çarpalım. 3a ile 2a'nın çarpımı 6a kare yapacaktır. 3a ile b'nin çarpımı artı 3ab yapacaktır. 4b ile 2a'nın çarpımı 8ab yapacaktır. 4B ile B'nin çarpımı da 4B kare yapacaktır. Daha sonra bunu bulduktan sonra bakın şu bulduğumuz yarım daire ile çeyrek dairenin alanlarını çıkartacağız. 6B kareyi çıkartacağız. Bir de 3A kareyi çıkartacağız. Peki sonuç olarak ne buluruz? Ona bakalım. 6A kareden 3A kare çıkarılırsa 3A kare kalacak. Buradaki 3AB ile 8AB toplanırsa 11AB yapacak. 4 b kareden de 6 b kare çıkartılırsa 2 b kare yapacak. Demek ki şu geriye kalan bölgenin alanı cevabımız C seçeneğinde mevcut. Geçelim 15. sorumuza. 15. soruda 1997'nin karesi işlemini pratik yoldan yapmak isteyen Demir soruyu aşağıdaki adımlarla çözmüştür. Buna göre ilk hatayı hangi adımda yapmıştır? Önce ne yapmış birinci adımda? 1997 yerine 2000-3 yazmış. Bunda hiçbir sakınca yok. 1997 yerine 2000 3 yazıp daha sonra karesini alabilir. Yani birinci adım doğru. Gelelim ikinci adımda. İkinci adımda bakın bunun karesini alırken özdeşliklerde tam kareyi öğrenmiştik. Yani bunun karesi demek parantezin tamamının karesi demek sadece bu 2000 ile 3'ün karesi değil. Bunun karesi alınırken birincinin karesi alınmalıydı. Sonra eksi bu birinci ile ikincinin çarpımlarının iki katı alınmalıydı sonra artı ikincinin karesi alınmalıydı. Fakat bunu yapmamış bakın. Sadece bununla bunun karesi almış ve şu birinciyle ikincinin çarpımının iki katını unutmuş. Öyleyse ikinci adımda hata var. Zaten bize ilk hata yaptığı yeri soruyor. Cevabımız B seçeneği olacak. Geçelim 16. sorumuza. 16. sorumuzda yukarıda bir ayakkabı imalathanesinde üretilen ayakkabı sayısının zamana bağlı değişimi verilmiştir. Bakın bu grafiklerde şuradaki ifadelere çok dikkat edelim. Burası üretilen toplam ayakkabı sayısıymış. Burası ise saatmiş. Yani bir saat sonunda toplam 5 ayakkabı üretilmiş. Bu imalathanede ikinci saatin sonunda toplam 8 ayakkabı üretilmiş. Bu şekilde devam ediyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur denmiş. Şimdi birinci maddeye bakarsak 4 saatin sonunda toplam 14 ayakkabı üretilmiştir diyor. O zaman bizim şurayı bulmamız gerekiyor. Bakın dikkat ederseniz 3'er 3'er artıyor. Öyleyse 11'in üzerine 3 eklersek A'yı 14 bulacağız. Demek ki 4. saatin sonunda toplam 14 ayakkabı üretilmiştir ifadesi doğru. Gelelim ikinci maddeye. Günde 10 saat çalışan bu atölyede toplam üretilen ayakkabı sayısı 32'dir denmiş. Öyleyse biz önce bunun isterseniz formülünü bulalım. Bu örüntü kaçar kaçar artıyor. Dikkat ederseniz bakın 3'er 3'er artıyor. 3'er 3'er artıyorsa buna ben 3'en de başlıyorum. Daha sonra 1 yazdığımda şu 5'i vermesi gerekiyor burada. En yerine 2 iki yazdığımda 2. saat sonundaki üretilen ayakkabı sayısı 8'i vermesi gerekiyor. Öyleyse bunun yanına ne eklemem lazım? 2 yazdığımda 8'i vermesi için buraya 2 eklemem gerekir. Değil mi? 1 yazdığımızda 5'i verir. 2 yazdığımızda 8'i verir. 3 yazdığımızda da 11'i veriyor. Buradaki önemli olan ilk başlangıç noktası. Yani artış miktarımız 3 olduğu için 3N ile başlıyorsunuz. Daha sonra bu örüntünün kuranını bulduk. Bize 10 saat çalışan bu açıda toplam üretilen ayakkabı sayısı 32'dir denmiş. Öyleyse burada en yerine ben 10 yazarsam. 10. saatin sonundaki toplam ayakkabı sayısını bulurum. Gerçekten de 32 çıkıyor. Öyleyse ikinci maddeye de doğru diyeceğiz. Gelelim üçüncü maddeye. Üçüncü maddede dördüncü ve beşinci saatlerde toplam 31 ayakkabı üretilmiştir. Bakın burada tabloda bu dördüncü saatin sonundaki toplam ayakkabı sayısını veriyor. 14. 5, 5'te ise bakın yine 3 artıralım 14'ü. Bu 17 ise bu imalathanede 5. saatin sonundaki toplam ayakkabı sayısını veriyor. O zaman şöyle düşünebilirsiniz. Yani her bir saatte sanki 3 ayakkabı üretilmiş değil mi? Burada 3 üretilmiş. 11 iken 14'e çıkmış. Burada 3 üretilmiş. Burada 3 üretilmiş. Yani her saatte 3 ayakkabı üretiliyormuş gibi. Bu ilk saat hariç. Dolayısıyla 4. ve 5. saatlerde sadece bu saatleri kastediyor. 3-3-6 ayakkabı üretilmesi gerekirken toplam 31 ayakkabı demiş. Şunu çizelim. Buna biz yanlış diyoruz. Dolayısıyla hangileri doğru olmuş oluyor? 1 ve 2 cevabımız A seçeneği olacak. Gelelim 17. soruya. 17. soru koordinat sistemindeki doğruların grafiğini çizmeyle ilgili bir soru. 7. sınıfta bunu birazcık öğrenmiştik. Matematik öğretmeni Erhan Bey doğum günü için üzerinde koordinat ekseni çizdiği bir pasta yaptırmıştır. Yeşim Hanım 5x artı 4y eşittir 20 doğrusu oluşacak şekilde pastanın dış kısmını kesip almıştır. Bu şekilde bakın Müleyke Hanım başka bir şekilde kesmiş. Emre Bey kesmiş. Rafet Bey kesmiş. Daha sonra en sonda oluşan pastanın yüzeyinde oluşan dörtgensel bölgeye Bakan Erhan Bey bari oluşan dörtgensel bölgenin alanını bulayım demiştir. Erhan Bey'in bulduğu sonuç kaçtır? Yani bizim önce bu doğruları çizmemiz gerekiyor. Peki doğruların koordinat sistemindeki grafiği nasıl çizilirdi? Kısa bir yöntemi vardı. Bir doğruyu çizmek için iki tane nokta gerekiyordu. En kolayı da x'i sıfır verip y eksenini kestiği noktayı buluruz. Y'ye sıfır verip x eksenini kestiği noktayı buluruz. Örneğin ben burada x'e sıfır verirsem 4 eşittir 20. Y 5 çıkacaktır. Yani artı 5 olduğuna göre doğrumuz şuradan geçecek. Y eşittir 5'e 0. Yani ben x'e 0 verdim. Y'yi 5 bulun. Birinci nokta bu. Bir de y'ye 0 verelim. Bu durumda y'ye 0 verirsek y'nin gittiğini düşünün. 5x eşittir 20. Her iki tarafı 5'e bölersek x4 çıkacak. Yani 4'e 0'dan geçecek. Bu iki noktadan geçen doğruyu çizebilirsiniz. Hemen çiziyorum. İşte burayı kestik pastamızı. Bu dış kısmını Yeşim Hanım aldı. Gelelim Müleyke Hanım'a. Yine aynı şekilde iki tane nokta ihtiyacım var. X'e 0 veriyorum. X'e 0 verdiğim zaman y eksenini kestiği noktayı bulacağım. Burası gitti. 3y karşıya geçerse artı 3y eşittir 15. Her iki tarafı 3'e bölersem y ye 5 çıkacaktır. Daha sonra y'ye 0 veriyorum. Y'ye 0 verirsem burası gitti. 15 karşıya geçti. Eksi 15. Her iki tarafı 5'e bölersem burası da eksi 3 yapar. 5'e 0 noktası burası bakın. Bir bu noktadan geçecek. Bir de eksi 3'e 0. Yani bir de bu noktadan geçecek. Bu iki noktadan geçen doğruyu çiziyorum. Evet buradan da pastayı kestiğimizde dış kısmını Müneke Hanım almış olacak. Gelelim Emre Bey'e. Yine iki tane nokta ihtiyacım var. Eksi 0 verip y eksenini kestiği noktayı bulacağım. 6 karşıya geçti. Eksi 6. Eksi 0 0 verdim. verdim ya burası gitti. 3 y eşittir. Eksi 6. Her iki tarafı 3'e böldüm. Eksi 2 çıktı. Daha sonra y'ye 0 verdim. Burası gitti. 6 karşıya geçti. Eksi 6. Her iki tarafı 2'ye bölersem x eksi 3 çıkar. Eksi 3'e 0 noktası burası. Buradan geçecek. Bir de 0'a eksi 2 yani buradan geçecek. Bu iki noktadan geçen doğrumuzu çiziyoruz. Burayı da kestik. Dış kısmını Emre Bey aldı. Gelelim Rafet Bey'e. Yine iki nokta ihtiyacım var. X'e 0 verirsem burası gider. Eksi 2'ye eşittir. Artı 4 yapar. Her iki tarafı 2 eksi 2'ye bölersem y eksi 2 çıkar. Siz bunları tabi yazarak yapabilirsiniz. Daha sonra y'ye 0 verirseniz burası gider. Eksi 4 karşı artı 4 olarak geçer. Yani x 4 bulunur. Demek ki 0'ı eksi 2 yani buradan ve 4'e 0 buradan geçen bir doğru. Bu doğruyu da çizdim. Ve bu pastanın dış kısmına da Rafet Bey aldı. Geriye kalan dörtgensel bölge işte bakın şurası olmuş oluyor. Şu 4 tane çizginin içinde kalan dörtgensel bölge. Buranın alanını hesaplamamız gerekiyor. Bunları da üçgenlere bölelim. Mesela bakın şurası bir üçgen. Bu üçgen alanı bulunurken dik üçgen olduğuna göre dik kenarlarının çarpımının yarısı yani taban çarpı yüksekliğin yarısı. Burası 3 birim, burası da 5 birim. 3 ile 5'i e çarptık 15. Yarısı ne yapacaktır? Burası 7,5 birim kare. Gelelim diğer üçgeni bulmaya. Taban uzunluğumuz 4, yüksekliğimiz 5. Çarptık 4 ile 5'i e 20. Yarısını aldık. Burası 10 birim kare. Taban uzunluğumuz 3, yüksekliğimiz 2. 3 ile 2'yi çarptık 6. Yarısı 3 birim kare. Taban uzunluğumuz 4, yüksekliğimiz 2, 4 ile 2'yi çarptık, 8, 8'in yarısını aldık, burası da 4 birim kare. Toplam alanımız hepsini toplarsak 13, 17, 7 daha, 24 buçuk birim kare, yani 17. sorumuz C seçeneği olacak. Gelelim 18. soruya. 18. soruda bir fabrika'nın girişi yerden 1 metre yüksekliktedir. Bakın burası yükseklikmiş. Can el arabasıyla bir miktar çakılı fabrikanın içerisinde taşımak istemektedir. El arabası boşken istediği şekilde sürebilmektedir. Fakat el arabası doluyken en fazla %15 eğimli rampada yük taşıyabilmektedir. Yukarıdaki rampa modeli verilmiştir. Hangi noktaya tahta yerleştirirse yükü taşıyamaz diye sorulmuş. Sevgili arkadaşlar eğimin formülünü biliyoruz. Eğim demek dikey uzunluk bölü yatay uzunluktu. Yani bu eğimimizin %15. %15 demek 15 bölü 100'ü geçmemesi gerekiyor. Şimdi dikey uzunluğumuz belli zaten. 1. Eğiminde de %15 olmasını düşünelim. Eğim %15 ise 15 bölü 100 yazıyorum. Eşittir. Dikey uzunluğa da 1 diyorum. Acaba yatay uzunluk kaç olursa eğim %15 olur? Önce onu bir bulalım. Burada 5 ile sadeleştirirsek 3 kalacaktır. Burayı da 5 ile sadeleştirirsek 20 kalacaktır. İçler dışlar çarpımından 3x eğer 20 ise her iki tarafı 3'e böldüğümüzde 20 bölü 3 yani 6.6 gibi bir şey çıkacak. Yatay uzunluğumuz. Yani yatay uzunluğumuz 6,6 olursa 6,6 olması için bakın şurası zaten 5 birim burası da birbirinden 6. Yani şuralarda bir yerde olursa bu durumda eğimimiz %15 oluyor. Peki eğim %15'ten fazla olursa taşıyamıyor ya. Şöyle düşünelim. Bakın eğimimiz şu şekilde. Eğer biz bunu daha da yaklaştırırsak bu noktamızın eğim bakın gitgide dikleşiyor. Yani eğim dikleştiği zaman da artık rampa fazlalaştığı için taşıyamaz yükümüzü. Dolayısıyla bu noktanın sağ tarafındaki B ve A noktası olursa yükümüzü taşıyamaz. Fakat rampamız bu F, E, D, C noktalarından yapılırsa eğim daha az olacağı için yükü taşıyabilir. Öyleyse bizi taşıyamazı sormuş. A ve B noktaları olursa eğim %15'ten fazla olacağı için yükü taşıyamaz diyeceğiz. Cevabımız C seçeneği. Gelelim 19. soruya. 19. soruda demiş ki aşağıdaki tabloda bir sinema salonunda biletlerin fiyat tarifesi verilmiştir. İlk 60 bileti Nermin Hanım son 40 bileti de Yavuz Bey almıştır. Buna göre ödedikleri paraların doğru karşılaştırması hangi seçenektedir denmiş. Şimdi başlayalım hemen Nermin Hanım'la. İlk 60 bileti alacakmış. Öyleyse burada 71'den 100'e kadar biletler var. 71'den 100'e kadar saydığımızda 30 bilet var. 30 bileti her birini 8 TL'den alacak. Öyleyse buraya 240 TL ödeyecek Nermin Hanım. Devam edelim. Şu an 30 bilet aldı. Burada ise 51'den 70'e kadar kaç tane bilet var? 20 tane bilet var. Bu 20 bileti de 9 TL'den alacak ve ne kadar ödedi? 180 TL ödedi. Şu an aldığı bilet sayısı 50 oldu. 60 olması için 10 bilet daha alacak. Buradan 10 bilet daha alacak. Dolayısıyla şu 41'den 50'ye kadar olan biletleri de Nermin Hanım almış olsun. Buradan da 10 bilet aldı. Kaç liradan? Buradaki biletler 10 liradan toplam 100 lira daha ödedi. Öyleyse Nermin adımı, Nermin Hanım'ın toplam ödediği ücret 520 TL oldu. Gelelim Yavuz Bey'e. Yavuz Bey ise buradaki 31'den 40'a kadar olan biletleri almış oldu. 10 tane bileti. Bu 10 tane bileti 10 liradan aldı. 100 lira ödedi. Daha sonra buradaki 11'den 30'a kadar olan 20 bileti aldı. Bu 20 bileti 11 liradan adı, alıp 220 TL ödedi. Daha sonra şuradaki 1'den 10'a kadar olan 10 bileti aldı 15 liradan. Bu da 150 TL ödedi. Toplam ödediği ücret bunların hepsini toplarsak 470 TL yaptı. Dolayısıyla Nermin Hanım Yavuz Bey'den 50 TL fazla ödemiş olur. Hangi şıkta doğru seçenek verilmiştir? Baktığımızda A seçeneği doğru. Nermin Hanım 50 TL fazla ödeme yapmıştır diyeceğiz. Gelelim son sorumuza. Son sorumuzda Deniz bilim kursuna kayıt yaptırmak istemiştir. Kayıt için yaptığı görüşmede iki farklı alternatif sunulmuştur. Kampanya 1'e göre 600 TL kayıt ücreti, ders başı 20 TL, ilk 5 saat ücretsiz. Kampanya 2'ye göre 400 TL kayıt ücreti, ders başı 25 TL'ymiş. Deniz en az kaç ders alırsa Kampanya 2'de ödeyeceği ücret Kampanya 1'e göre daha fazla olur? Denmiş. Şimdi burada kaç ders diyor ya biz buna x ders almış diyelim ve bir denklem kuralım x ders almış olsa kampanya 1'e göre ne kadar öder? Şuraya diyelim ki kampanya 1 olsun. 600 TL kayıt ücreti ödeyecek. Artı ilk 5 saat ücretsiz olduğuna göre bu x dersten 5 dersini çıkalım. Geriye x eksi 5 ders kalır. Geriye kalan dersleri de 20 TL'den ödeyecek. Kampanya 1'e göre ödeyeceği toplam tutar bu. Bir de kampanya 2'ye göre hesaplayalım. Kampanya 2'ye göre 400 TL kayıt ücreti ödeyecek. Artı bu x tane dersin her birine de 25 TL ödeyecek. Öyleyse burası da 25x yaptı. Şimdi bizden istediği ne? Kampanya 2'ye ödeyeceği ücret kampanya 1'e göre daha fazla olması isteniyor. Öyleyse burası bundan büyük olması gerekiyormuş. Bu eşitsizliği bir çözmeye çalışalım. Aynı denklem çözermiş gibi. Bu 20'yi x 5'in üzerine dağıtıyoruz. Burası ne yapar? 600 artı 20x 100 yaptı. Burası ise 400 artı 25x. Aynı denklem çözer gibi bilinenler bir tarafta, bilinmeyenler diğer tarafta toplansın. Buradaki 20x'i karşı eksi 20x olarak geçiriyorum. Burada ise 600'den 100 çıkarsa 500 var. Buradaki 400 de karşı eksi 400 olarak geçiriyorum. Burada 100 kaldı. Burada ise 5x kaldı. Her iki tarafı da 5'e bölersem demek ki x 20'den büyük olursa kampanya 2 daha fazla bir ücreti sahip oluyor. 20'den fazla ne olabilir mesela buradaki ders sayısı? 21 olabilir, 22 ders olabilir, 23 ders olabilir. Yani bu 21, 22, 23 ders alındığında kampanya 2'ye daha fazla ücret ödeniyormuş. Fakat bizden en az kaç ders diyor? En az 21 ders alındığında kampanya 2, kampanya 1'e göre daha fazla ücreti sahip oluyormuş. Tabi burada şıklardan da gidilebilir. En az şıktan başlanarak her şık denenir. Hangi şıkta kampanya 2, kampanya 1'e göre daha fazla ücret çıkıyorsa o şık işaretlenir. Evet sevgili arkadaşlar, bu videomuz da bu kadar. Buradan kanalımıza abone olabilirsiniz. Buradan diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Buradan da tüm ücretsiz PDF denemelerimizi indirebilirsiniz. Bir dahaki videolarımızda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.